Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. O yüzden hızlı bir şekilde hemen tahminlerimi vereceğim. Hızlı bir video olacak. Çok hızlı, kısa ve sürecek. Tahminlerimi verip geçeceğiz. Tabii ki bundan önce bu geceki video 8 Kasım 2020 tarihli video. Dünkü videoda full çektik arkadaşlar. 4'te 4 yaptık. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum ve kazanan arkadaşlardan tabii ki birer beğeni ve yorum yazarlarsa seviniriz. Daha büyük bir kanal haline gelmemiz için. Şimdi 8 Kasım'da yine 4 maç size seçtim. Kalemi elinize alın, kağıdı kalemi hızlıca yazın. Hızlı vereceğim maçları çok fazla yorum yapmadan. İlk maçımız New York Knicks Cleveland maçı. New York kendi evinde Cleveland'a karşı oynayacak. Burada tabii ki New York Knicks kazanacaktır. Cleveland son maçlarda iyi sonuçlar aldı, iyi galibiyetler aldı. Ama bu maçta kazanması zor. New York kendi evinde kazanır. 1.30 orağından New York kazanır. Kullanabilirsiniz sağlam olarak. Yani bu maçı bırakmazlar New York Knicks kendi evinde. İkinci maçımıza geliyoruz. Orlando Magic Utah Jazz. Burada da Utah Jazz tabii ki favori, sistem çalışıyor. Mike Conley sakat ya da dinlenecek, bu maçta oynamayacak gibi gözükse de yedekten gelecek oyuncuyla Jordan Clarkson ya Ingles'le beraber yine sistem yürüyecektir. Orlando zayıf takım tabii ki. Utah Jazz yine bu maçı kazanacaktır. Ve burada daha yüksek oran yapmak isteyenler 4.5 handikaplı. Yani en az bir 5 sayı farkla Utah Jazz bu maçı yener, 1.40 orandan alıp kullanabilir sağlam olarak. Geliyoruz 3. maçımıza hızlı bir şekilde. 3. maçımız Washington Wizards-Milwaukee maçı. Milwaukee Bucks maçı, geçen yılın şampiyonu. Washington'da bu yıl daha güçlü halde, Lakers'tan gelen oyuncularla, Dinwiddie ile birlikte. Bu maçta tabii ki karşı tarafta Milwaukee'de Brook Lopez ve Chris Middleton hala oynamayacak. Jrue Holiday döndü. Kazanabilirler ama kazanmaları zor. Bu maçta size önereceğim şey, üste gitmeniz arkadaşlar. Bu maçta fazla sayı atılacağını düşünüyorum ve 216 üstünde, toplam sayı baremi 216 üstünde deneyebilirsiniz. 1.60 oranında Washington'da kendi evinde fazla sayılar atabiliyor. Milwaukee Bucks da zaten fazla sayılar atabiliyor Yanis'le beraber. Oyuncu yüz baremlerinde de burada Bradley Beal'in 25 sayı üstünü deneyebilirsiniz ve Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı üstünü, bu ikisinden birisini seçip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz hızlıca 4. maçımıza. 4. maçımız Golden State Warriors Houston Rockets maçı. Houston enteresan şeyler yaparak Lakers'ı zorladı. Başka takımları yenmeyi başardı. Golden State Warriors'ı da zorlayacaktır. Ama orada tabii ki Steph Curry'nin ve diğer oyuncular, özellikle Jordan Poole'un formuyla birlikte, Damian Lillard'ın üçlükleriyle birlikte, Draymond Green'in defansıyla birlikte Golden State Warriors kendi evinde kazanacaktır. Burada da 4.5 handikaplı 1.30 gibi güzel orağından alabilirsiniz. Golden State Warriors'ın galibiyetini sağlam olarak Golden State bu maçı kazanacaktır kendi evinde. 1.30 orağından dediğim gibi en az 5 sayı fark alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu geceki videomuz böyleydi. Çok kısa sürdü. Çok kısa sürdürdüm. Öne çıkarttığım maçlar tabii ki New York Knicks Cleveland maçında New York Knicks kendi evinde kazanır sağlam olarak ve Orlando Magic Utah Jazz maçında 4.5 handikaplı Utah Jazz kazanır. Bu ikiliyi oynayıp sağlam olarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz tabii ki bu ikilinin yanına Washington Milwaukee'nin üstünü de ekleyip üçlü de yapabilirsiniz. Karar sizindir arkadaşlar. Herkese bol kupon şansları, iyi şanslar, iyi geceler, bol kazançlar arkadaşlar. Hoşça kalın.